bahsettim dedim, önemli bir eser. Mesleğinin baskıları var. Konya'ya hizmet edenlerle ilgili yapılmış kitaplarımız var. Aslında vilayetine bağlı olan kız çocuğun bir görüntüsü. Henüz 6 yaşlarındayken vurulamayan karede başkanımızın da dediği gibi hırs ediyor. Hızlı diye biraz vakit. Bahrettin Paşa yapmışım çok kıymetli. Evet. İlkokul, orta öğretim ve lise öğrencilerini getiriyoruz. Onlara hem Bahrettin Paşa hem Medine Müdafaa aslında anlatıyoruz. Aslında doğal olarak Konya'yla bir bağ yok ama Bahrettin Paşa deyince bir kahramanlık hikayesi var. Çocuklarımız bunu öğrensinler, hatıralarında bir şey kalsın. Bir metnimiz var. Burada Şerif Hüseyin'in İngilizlerle işbirliği yaparak Arap coğrafyasında Osmanlı'yı yok etmesine Gökbez'den getirdiğimiz yolu aslında Musul Kerkük. Yani Abdülhamit'ten çizdirdiğini şimdi aradan yüzyıl geçmiş. Çekildikten sonra yaklaşık 2-3 yıl boyunca bir boşluk dönemi oluyor. Askerlerin moralini yüksek tutmak için de su kuyu istiyorlar. Kendisi ben üniformamı çıkardığımda giyeceğim şey benim onu diyerek bunu reddediyor. Burada da acı Kriteri yani. Abi böyle insan çevirdiniz ha. Nasıl görmektesiniz? Boğa başlarının önünde tanrılarına adaklar adayıp sunaklar sunuyorlar. Dini bayramlar 1500 yıl geçmişe uzanmaktayız. Bu dikkat bak ya, çok güzel bak ya. Bağlarımız çok güçlü. Kültürümüz, dilimiz, yaşantımız da çok birbirine benziyor. Dolayısıyla sadece Türkiye ile Batı Trakya arasında değil, Konya ile de çok özel bir bağ var. Bu bağın yaşatılması adına sizin ziyaretiniz çok kıymetli ve önemli. İnşallah ziyaretleri sıklaştırarak, arttırarak devam ettirelim. Bir başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra fırsat buldukça biz de Batı Trakya'daki kardeşlerimizi ziyaret etmeyi bir görev addederiz. Müslüman nüfusunun ayakta kalması, hayatına devam edebilmesi sizlerin çok büyük emek ve katkısı, fedakarlığı var. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Konyalılar olarak her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli il müftümüze de ev sahipliğinden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Konya olarak her fırsatta misafirlerimizi ağırlamaya dikkat ediyoruz. Çünkü Konya Hazreti Mevlana'nın şehri, Sadreddin Konevi'nin şehri, Şems Tebrizi'nin şehri ve kadim bir kültürü var. 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. Anadolu yer bugün Türk yurduysa bunda Selçukluların çok büyük emeği, katkısı, hizmeti var. Biz de aynı anlayışla geçmişten aldığımız mirası bugüne taşımak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Biz her zaman ve her yerde Türkiye'den feyz alıyoruz diye söylemekteyiz. Ama bugün farklı bir ziyaretimiz oldu. Bir taraftan ecdat yadigar bıraktığı mirasa görme imkanımız oldu. Bir taraftan da onların mirasçıları Konya sakinleriyle, Konya idareciliğiyle, efendim gerekse valimiz, gerekse belediye başkanımız, gerekse il müftümüz bize misafirperver gösterdikleri için son derece müteşekkiriz. Biz Konya'dan özellikle ve Türkiye'den genellikle alacağımız örnekler çok. O örnekleri aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve böyle devam ettiğimizde efendim sırtımız yere gelmez diye inanıyoruz. Türkiye'den uzak olduğumuz günleri unutmuş değiliz. Türkiye'yi kalbimizden çıkaramadılar. Şu anda Türkiye'yi bizim unutmamız mümkün değil. Biz Avrupa ülkesi olduk ama bizim kökenlerimiz Türkiye'de olduğu için bugün çok bariz bir şekilde bunu ispatladık. Türkiye'ye geliyoruz ve özellikle Konya'ya geliyoruz. Buradaki tabir caizse akrabalarımızla, soydaşlarımızla, dindaşlarımızla görüşüyoruz, tanışıyoruz. Burada yürütülen hizmetleri gözünde bulundurarak biz de bir şekilde bu minvalde devam etmeye çalışıyoruz. Bu nazik davetleri, kabulleri için kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Tabii Konya'mız sadece dini açıdan değil, siyaseten, kültür açısından, akademik camia açısından, örf, adet ve gelenekleri açısından, tarih açısından ve turizm açısından çok önem arz eden bir şehir. Burada hizmetler koordineli bir şekilde yürütüldüğünde sinerjisi çok yüksek seviyede her yerden ses getiriyor. Efendim çekiyorum.
Efendim çekiyorum.